İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin Erzurum'da demir çağından kalma tarihi bir kale keşfedildi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ABD Kongre üyesi Frank Fallon'u makamında kabul etti. Şirak bölgesinin Aşotsk öyünün 5 kilometre kuzeydoğusunda 3-4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kuzey Suriye'de Türk Özel Kuvvetleri Birliği vuruldu. Rusya hala Trump'ın sözünü tutmasını ve Suriye'den ayrılmasını bekliyor. Aurora İnsani Yardım Girişimi Papa'nın hayır duasını aldı. Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum şehrinde demir çağından kalma 2500 rakımda bulunan 3000 yıllık kale keşfedildi. Hiçbir harç kullanılmadan tamamen örme tekniğiyle yapılan kalenin taşlarının her birinin ise yaklaşık 1,5 ton ağırlığında olduğu düşünülüyor. Keşfedilen 4 kalenin en büyüğü olan ve tepesinde kartallar uçtuğu için köylüler tarafından Kartal Kalesi olarak adlandırıldı. Kalenin önünde Erzurum bölgesinde eşine rastlanmamış şekilde düşman saldırılarına karşı inşa edilmiş hendek bulundu. Coğrafi olarak çok korunaklı bir bölgede yer alıyor. Mimari olarak çift sur tekniğiyle yapıldığını görüyoruz. Kalenin 1,5 ton ağırlığındaki taşlarla yapılmasından dolayı günümüze kadar hiçbir depremde hasara uğramadı. 3000 yıl sonra keşfedilen kale Erzurum Müze Müdürlüğü arkeologları tarafından incelemeye alındı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Amerika Birleşik Devletleri Kongre Üyesi Frank Fallon'u makamında kabul etti. Başbakan, Kongre Üyesi'nin Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetleri ziyaretlerini memnuniyetle karşıladı ve bu ziyaretin Bay Fallon'un Ermeni halkı ile olan ilişkisini daha da güçlendireceği konusundaki güvenini dile getirdi. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hükümet Başkanı, Kongre Başkanı'nın Ermeni-Amerikan ilişkilerini geliştirme ve Ermeni meselelerini gündeme getirme çabalarına övgüde bulundu. Kongre üyesi Fallon ise aktif çalışmasıyla iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak, Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni halkını desteklemek için aktif çabalarına devam edeceğini vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4 Ekim'de yerel saatle 7'de, Greenwich saat ayarı ile ise saat 3'te, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Şirak bölgesinin Aşots köyünün 5 kilometre kuzeydoğusunda 10 kilometre derinliğinde 2.8 büyüklüğündeki deprem Acil Durumlar Bakanlığı'nın sismik ağı tarafından kaydedildi. Deprem merkez üstünde deprem büyüklüğü 3-4 oldu. Deprem Aşots köyünde 3 büyüklüğünde hissedildi. Çin Sohu haber sitesinin Suriyeli isyancıların sosyal ağındaki sayfalarına atıfta bulunarak bildirdiğine göre Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğu yakasındaki operasyonu Türk Özel Kuvvetleri'nin yenilgisiyle başladı. Sohu haber ajansı sitesine göre Manbiç'in doğusunda bulunan Türk Özel İstihbarat Biriminin yaklaşık 30 üyesi yasa dışı çeşitli silahlı birimler tarafından yok edildi. Militanlar 12 Türk askerini öldürdüğünü ve diğerlerini esir aldığını iddia ediyor. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili resmi yorumundan kaçındığı da not edilmelidir. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı web sitesinde yayınlanan bir habere göre, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihayet Suriye'den ayrılma sözünü yerine getirmesini beklemektedir. Dışişleri Bakanı, Trump'ın Aralık 2018'de Suriye'den ordusunu çekme kararından bahsettiğini, ancak o zamandan bu yana hiçbir pratik adım atmadığını belirtti. Ayrıca Suriye'deki askeri varlığın yasal dayanağının ya resmi Şam'dan bir davet alınarak olabileceğini ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararınca alınabileceğini sözlerine ekledi. Buna göre örneğin Suriye'deki İran veya Rus kuvvetlerinin varlığı tamamen yasalken Amerikan askeri varlığı bu meşrutiyet kriterlerinin hiçbirine uymuyor. Aurora adlı insani girişimi Aurora Formu'nun arifesinde Vatikan'da Papa Francis'ten özel bir hayır duası aldı. Girişimin mesajında Aurora İnsani Yardım Girişimi heyetinin 2 Ekim'de gerçekleştirdiği Vatikan'ı ziyareti sırasında Papa Francis'ten özel bir hayır duası aldığı belirtilmektedir. Heyet ayrıca Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolini ile de bir araya geldi. Girişim, dünyadaki en savunmasız ve son derece muhtaç
topluluklarda yoksulluğu azaltmak, sağlığı iyileştirmek ve eğitim sağlamak için çaba sarf etmeye devam ediyor. Aurora İnsani Girişimi'nin kurucu ortaklarından Nubar Afeyan, Hazretlerinin özel hayır duasını almak bizim için büyük bir onur. Bugünkü Vatikan'daki buluşma, Aurora girişiminin önemli faaliyeti ve gerekliliğini vurgulamamız için bize izin veriyor, dedi. İlk Aurora Forumu'nun 14-21 Ekim tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti'nde gerçekleşeceğini hatırlatalım. İtalya'nın Floransa kentinde Doğa Koruma Hareketi taraftarları 1931 yılındaki Uluslararası Kurultay'da bu günü Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kabul etmişlerdi. Dünya Hayvanları Koruma Günü tarihi rastgele seçilmedi. 4 Ekim, Katolik Kilisesi'nin en saygın azizlerinden biri olan ve 4 Ekim 1226'da vefat eden Assizli Francisco'yu anma günüdür. Assizli Francisco hayvanların koruyucusu olarak kabul edilir ve bu nedenle de kongre üyeleri o günü seçti. Böyle bir günü kutlama fikri dünya çapında kabul edildi ve 2008'den itibaren dünya genelinde 66 ülkede çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlanmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sergey Haçadıryan tarafından seslendirilen Gomidas Vartabet'in Ziranizar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.